Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kopenhag Galatasaray maçından sonra Cruyff dönüşüyle karşınızdayım. Öncelikle inanılmaz mutsuzum ve moralsizim. Yani bunun sebebi böyle olmamalıydı. Bir de üzerine gerçekten Bayern Münih'te Manchester United'ı yendi ya. Yani Bayern Münih Manchester United'ı yendikten sonra ya en azından şuradan bir galibiyet koparamamız beni çok üzdü, bu bir. İki, bazı oyuncuların hala tam ritmini bulamaması beni çok üzüyor. 3. Bu sene yapılan bütün transferlere şöyle bakınca yani hakikaten bir taraflarıma ağrı giriyor. 4. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum ya. UEFA'ya gittik. Çok da kötü bir şey değil. Sonuçta baktığımız zaman Kopenhag'ın bu kadar esip gürlediği bir yerde ki Kopenhag Bayern Münih'e karşı da çok iyi bir performans ortaya koydu. Manchester United'a da çok iyi performans koydu. Maçı ya baktığı zaman grubun en sürprizi Kopenhag diyebiliriz ama Kopenhag'ın öncelikle ikinci olarak bu gruptan çıkmasını tebrik ediyorum. Çok net bir şekilde. Ondan sonra yani biri mükemmel oynuyorlar. Hakikaten öyle söyleyeyim size. Yani ya ben Bayern Münih maçlarında bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Bu kadar üretken, Bayern Münih'in bile bu kadar üretken olduğunu bilmiyordum. Adamlar çok iyi oynuyordu bu arada. Yani çok çok iyi. Gerçekten mesela en hak eden takımlardan bir tanesi. Bayern'e rağmen, Bayern'e bile bu grupta en çok gruptan çıkmayı hak eden bence Kopenhag'dı. Başından sonuna kadar. Biz hak ettik mi? Biz hak ettik. Onu söyleyeyim. Yani ben gideceğim burada evet 3. olup UEFA'ya düştüğümüz diye kötülemeyeceğim kendi takımımı. Çünkü şöyle bir şey var. En az 3 maçtır. Hakem operasyonuna denk geldik. Ya burada eğer hakem operasyonları olmasaydı çok net bir şekilde söyleyeyim bu maça bir şey çıkardık. Bu maça zaten ikinci olup gruptan çıkmış bir şekilde bu maça gelirdik ama olmadı. Ondan dolayı UEFA'ya bir kere daha lanet olsun diyorum. Ha, bu maçla alakalı bir şey değil. Bu maçta hakem iyiydi. Ya biz paranoyak olduk. Acaba burada da mı hakem bir şey yapacak falan filan dedik ama hakem gayet iyi yönetti bu maçı. Bayağı da iyiydi. Sağlık olsun hakikaten dediğin gibi Sercan yani. Sağlık olsun. Ama dediğim gibi yani bu grup etabında kim en çok hak etti derseniz çok net şunu söyleyeyim, Kopenhag hak etti. Yani Bayern'e göre de, Galatasaray'a göre de, United'a göre de bu dört takım arasında çok net yani Kopenhag oyunuyla, mücadelesiyle yani tam bir sistem takımı olduğunu gösterdi. Bayağı da iyiydiler. Yani sadece bugün bize karşı oynadıkları oyun değil ki, bana göre bence bu arada Kopenhag'ın, ben hem Bayern Münih maçlarını izledim, hem de maçlarını izledim. Manchester Bayern maçlarını izledim. Manchester ve Bayern maçlarındaki Kopenhag daha iyiydi. Ya burada artık iki tane şey var. Ya Galatasaray, ki ilk yarı özelinde bunu söyleyebilirim. Galatasaray çok iyi bir şekilde onları durdurdu. Bu bir. İkincisi Kopenhag'da Galatasaray'a karşı oynayayım derken bazı iyi özelliklerinden de felaket etti. İkisinden bir tane, yani ikisi de olabilir bu arada. İkisinden bir tanesi olmasına gerek de yok. Sağlık olsun. Üçüncü olup UEFA'ya gitme. Evet buradan gruptan çıksaydık 15 milyon euroyu para ya 13 milyon euro mu 15 milyon euro mu ne? Tek tek kasamıza koyacaktık. Bu bizim için çok iyi olacaktı. Özellikle bu ekonomide çok iyi olacaktı. Ama böyle bir şey olmadı. Yani umarım UEFA'ya düştük. Umarım orada şeyimiz fazla olur. Yani bir de şey olarak bakmamız lazım arkadaşlar. Ülke futbol açısından bakmamız lazım. Galatasaray eğer UEFA'ya gidip UEFA'da daha fazla ilerleyebilirse ülkeye belki maddi yönden o kadar olmayacak ki ben transfer artık beklemiyorum. Onu da size söyleyeyim. Yani hiç kimse 4-5 tane transfer Galatasaray'dan beklemesin Ocak ayında. Yani gruptan çıksaydık onun getireceği ekonomiyle birkaç tane oyuncudan çıkılarak bir transfer yapardık ama ya maksimum 2 tane transfer falan yapılacak, fazla da transfer yapılacağını ben düşünmüyorum. Gruptan çıkabilseydik bu transferler yapılabilirdi. UEFA'da da yolumuzu inşallah devam ederiz. Çok yıprandık bu süreçte. Çok zor maçlar oynadık. Yani gruba baktığımız zaman Bayern Münih, Manchester büyük takım ooo falan filan diyorduk ama bir de büyük bir, yani bana göre hem Manchester'dan hem de Bayern Münih'ten de çok iyi oynayan bir Kopenhag vardı. Bunu da unutmamak lazım. Yani bazı takımlara gelip de şey yapmamamız lazım. İsminden dolayı sadece birazcık performansına bakmamız lazım. Büyük takımlar zaten her zaman büyük takımdır. Büyük bütçelerdir, büyük oyunculardır. Onlar var ama Kopenhag gibi takımlar da tehlikeli takımlardır. Ve baktığın zaman grup başlarındaki diğer takımlara karşı oynattıkları oyuna da baktığımız zaman bunu görüyoruz zaten.
Onun için Manchester United'ın gruptan, ya bu bugün kimler üzgün? Bak bugün kimler üzgün? Bugün Galatasaraylılar üzgün. Bugün Manchester United'lar üzgün. Bugün UEFA üzgün. Yani UEFA sırf Manchester United'ı çıkarabilmek için ikinci olarak. Anasını sikti biz yani şeyin biz altında kaldık. Yıkımın altında biz kaldık. Sırf Manchester United'ı çıkarabilmek için. Sonuçta Manchester United çıkamadı. Bir de sonuncu oldular. UEFA'ya da gidemedi ha paşaları. Tam rezillik yani Manchester United'ın olayı. Manchester United'ın yalan söylemeyeceğim. Manchester United'ın sonuncu olarak çıkması, yani sonuncu olarak elenmesi de beni ayrıca mutlu etti. Yani. İnşallah UEFA'da yolumuza devam ederiz. Bir, iki tane transfer bekliyorum. Evet, hangi bölgelere net bir şekilde orta sahaya, net bir şekilde sol beke. Endombele ve Anelino'dan çıkmak şartıyla. Yani bu ikisinden çıkıp bu iki tane iyi iki tane oyuncu almamız lazım. Ondan sonra da yolumuza devam edebiliriz. Sonuçta Fenerbahçe de tur atlayacak. Perşembe günü Tırnava'yı yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş elendi maalesef. Başka takım kalmadı Türkiye'de. Şu an konferansta yoluna devam eder. O da inşallah Fenerbahçe bir sürpriz yapmaz ama yüreğimiz bu şey olmasın yani de. Fenerbahçe Tırnava'yı yener gruptan çıkarsa konferansta yoluna devam ediyor. Galatasaray UEFA'da yoluna devam ediyor. Devam edecek. Bu iki takımın da artık hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin ülke puanını sırtlayıp ki onlar sırtlıyor son zamanlarda. Bunların sırtlayıp net bir şekilde Avrupa'da yollarını daha hemen elenmeyip birazcık daha devam etmelerini istiyorum. Özellikle Fenerbahçe'de final bekliyorum. Bir Aston Villa Fenerbahçe finali bekliyorum. Çünkü bunu hak ediyor. Fenerbahçe'nin bütçesi de, Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu da bunu hak ediyor. Çünkü o gerçekten başarılı oyuncu. Galatasaray için de şunu söyleyebilirim. UEFA'da en azından bir çeyrek final görelim bu sezon. UEFA'ya geldik. UEFA'da bir çeyrek finali görelim. Ondan sonra hedefi ondan sonra tekrardan koyarız. O önemli değil ama bir çeyrek finali görelim. Şimdi öncelikle yorumlara geçmeden önce şunu söyleyeyim chat'tekilere. Arkadaşlar reklamlarla benim bir alakam yok. Twitch için söylüyorum bunu. Bunu YouTube'dan izleyecekler ama kısa bir ara vermem lazım. Abonelik 10 lira. İsterseniz abone olabilirsiniz, isterseniz reklam izleyebilirsiniz ama reklamı ben vermiyorum. Twitch veriyor. Ben bütün reklamları kaldırdım. Ve reklamdan da 5 kuruş para kazandığım yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani öyle bilin yani. Ha yok ben artık kaldıramıyorum, dayanamıyorum diyorsanız da 10 lira varsa cebinizde verin. Yani gidin abone olun. Ben her gün yayındayım. O parayı çıkartırsınız benim yayınlarımı izleyerek zaten. Gelelim maça. Ya arkadaş. Ya oyunculara sonra geliriz. Oyunculara hemen girmek istemiyorum. Ben biraz takımla alakalı bir şey söyleyeyim. Bir takımın gerçekten rakibin performansına göre baktığımız zaman kötü bulmadım. Üretkenlik sıfırdı, ona geleceğiz. Bak üretkenliğe geleceğiz, neden sıfır olduğuna. Orasını bir parantez içinde oraya bir virgül koyalım. Üretkenlik problemine bir virgül koyalım. Ama ben takımın bu kadar isteksiz olduğuna düşünmüyorum. Çünkü çok inan. Bak arkadaşlar biz her zaman ne deriz? Kuzey takımları bizim ülke takımlarına yaramıyor. Ayrıca birçok takım da bundan etkileniyor. Akdeniz ülkelerinin birçok takımı bundan etkileniyor. Tamam mı? Yani sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Ayrıca korkunç fiziğe sahip. Ya Bayern Münih de zorlandı. Yani gidin Bayern Münih'in, Manchester United'ın Kopenhag maçlarını izleyin. Onlar da çok zorlandı. Çok soğuk bir hava var. Deplasman gerçek bir deplasman. Ve karşındaki takım korkunç fiziksel mücadeleye giren bir takım. Yani koşu mesafelerine bakarız istatistiklerden ama inanılmaz bir takım var karşınızda. Ve bu kadar yıprattı. Abi ilk yarıdaki paslar neydi Kopenhag? Yani hem hızlı koşuyorlar, hızlı düşünüyorlar, tempo yüksek, çok yüksek bir tempo ve tık 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 pas yapıyorlar. Top alamıyorsun. Rakibinden top alamazsan rakibinden daha çok yorulursun. Bu her zaman böyledir. Kopenhag'da top vermiyor sana. Kopenhag aldığı topu tık tık hızlı düşünüyor, hızlı tempo koşuyor, ediyor. Araları iyi sızıyor, tık 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 birbirine pas atıyor. Ölüyorsun abi yorgunluktan. Bir de deplasmandasın, bir de kış. Eksi bilmem ne kaç derecede oynuyorsun. İsteksiz olduklarına katılmıyorum. Bak bazı oyuncuların berbat ötesi performansı var. Oraya sonra geleceğim özellikle. Onlara katılıyorum. Ama takım halinde performansın isteksiz olduğunu düşünmüyorum. Bu birazcık daha Kopenhag'ın seni yıpratması ve sana iyi gelmemesiyle alakalı. Tersini düşünürsek Galatasaray Bayern Münih maçı. Yani Bayern Münih de koskoca Bayern Münih değil mi yani işte. Kadrosuna bakıyorsun.
Yani işte Napoli şampiyonu kim? Nijes Toper'de var. İşte Leroy Sané, Kimmich, Goretzka, Laimer, Musiala, Harry Kane. Kadro yani, tamam mı? Ama ne oluyor? Galatasaray bir oyun buluyor. Yani bir Okan Buruk bir şey çalışıyor. Tık 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 önde pres yaptırıyor. Alanyaspor'a dönüyorsun. İlk, özellikle ilk 50, 55-60 dakika. Şimdi Bayern Münih taraftar da şunu söyleyebilir. Acaba bizim oyuncularımız isteksiz miydi? Değil abi. Galatasaray orada Bayern Münih'i nasıl paramparça ettiyse fizikle ya da oyun planıyla belli alanları şey yaparak, Kopenhag'da bugün kendi evinde deplasmanda, sen deplasmana gittin. Kopenhag'da kendi evinde, kendi koşullarında, kendi coğrafyasında seni böyle paramparça etti. Onun için bu takıma ben isteksizler diyemem. Performans eksiklikleri var, formsuzluklar var, hala hazır hale gelemeyenler var. Onlar ayrı. Genel takım performansında bu var yani. Ayrıca ilk yarı özelinde şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ya ilk yarıda şeyle korakor mücadele yine biz verebildik. Ya benim ilk yarıda şöyle bir tweetim var. Ben Twitter'da artık şunu yazdım. Dedim ki bir yerde, şuradan galibiyetle çıkarsak belki Kopenhag olduğu için değeri yeterince verilmez ama en büyük galibiyet olur. United maçlarından alınan 4 puandan daha değerli büyük olay olur. Kopenhag'ın oyunu şaka mı? City sanki bana. Abi inanılmaz bir performans ortaya koydu adamlar. Ondan dolayı da bu performanslarından dolayı da tebrik ediyorum. Tebrik etmek gerekiyor. Rakibinizi tebrik edeceksin bir saatten sonra yani. Bu işler böyle yani. Ve çok iyilerdi. İkinci yarıda golü yedik. Tam bir Türk işi golü. Tam bir oğlum abi Allah'ını diye konuya girersen ban yersin. Manyak, öyle konuya mı girilir? İki part atıyorsun. Tövbe yarabbim. Ondan sonra ilk yarıda tam bir Türklerin yediği gol gibi bir gol yedik. Tamam mı? Yani baya işte çizgiden gel. Çevir, içeriye doğru çevir, altı pasa tık at. Ondan sonra maç koptu zaten. Son dakikada da işte bazen atamıyorsun abi. Son dakikadaki şeyde zaten yıkıldım. Son dakikadaki karambolden sonra yıkıldım zaten. Yani neler kaçtı abi. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Bana burada küfür edebilirsiniz. Dava ederim, o ayrı bir durum. Edemezsiniz de hani. Bana katılmayabilirsiniz. Abi bazen saçmalıyorsun da diyebilirsiniz. O ayrı. Gelirsiniz şunu diyebilirsiniz. Kerem yine out attı. Ben şunu söyleyeyim size. Zaha ne yaptı? Ya Kerem kaçırdı. Kerem iki tane kaçırır, üç tane kaçırır. En azından şunu söyleyebilirsin. Kerem'le atağa girebiliyoruz. Atak yapabiliyoruz en azından. O kaleye gidebiliyoruz. Kaçırıyor mu? Kaçırıyor, evet. Ama şunu düşünebilirsin. 4 kere gideriz, bir tane 4 tane gideriz. 3 tane kaçırır, bizi kanser eder, bir tane atar. Doğru mu? Doğru. Burada önemli olan bir şey üretken olabilmek midir? Bulduğumu atmak önemlidir. Bu anza onda atamıyor. Üretkenlik de yok. Ya en azından üretken olun diyorum ya. Ya en azından üretken olun kardeş. O da yok. Ne yapıyor abi bu adam? Sonra herkes Kerem Aktürkoğlu'na laf söylüyor. Kerem Aktürkoğlu'nun bir tane röportajı var. Ne dedim? Ben 2 yıl Galatasaray'da üstüne çok koydum, gittim, tecrübelendim. Şimdi belki bir İtalya olursa ne güzel olur, düşünüyorum diyor. Çok net bir şey söyleyeyim. İtalya'da Kerem kendine şey bulur yani. Forma bulur. Niye bunu söylüyor mesela? Adamın ağzına sıçtılar abi. Ayıptır, günahtır ya. Icardi ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Icardi ne yapıyor? Bana bir söyleyin. Zampırlanta reklamında oynuyor sadece bu. Son 4 ayda yaptığı tek olumlu şey. Tek olay, tek yani görünen yaptığı tek şey Vanda Nara'yla Zampırlanta reklamında oynaması. Başka bir şey yok. Ha bir de değişik saç stilleri. Ya maça çıkana kadar ya kardeşim kilo problemin var, hazır değilsin. Gidiyorsun Nusret'te yemek yiyorsun. Bir şey söylemiyoruz da. Ne yapıyor abi mesela Icardi? Bir tane Tete diye bir oyuncu aldık. Teknik iyi. Fizik iyi. Mental sıfır. Geri zekalının önüne gidelim. Bak teknik o kadar kötü değil. Teknikte tek problemi şu.
çok tek ayağını kullanıyor. Tete'nin. Bak Tete'nin kötü yanı o. Ya bu kadar sol ayağını kullanırsan ben rakip olsam seni indiririm. Hiçbir şey yapmam. Tamam mı? Çünkü bak o mesela Yunus'ta da vardı geçen sene. Yunus'un toparlayamaması sebebi de oydu. Yunus da tek sol ayağını kullanıyor sadece. Abi sadece sol ayağını kullanırsan benim izlediğim kadarıyla Süper Lig için söylüyorum. En babaları Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'yı bile durdurabiliyorsun abi ligde. En formdaki adam, milli takıma kadar yükselmiş, Adana Demir'i taşıyan adam Yusuf Sarı. Tek ayağını kullanırsan biter abi. Ya Tete'de o var, o problem. İki, top sürüyor, koşuyor ediyor, koşuyor ediyor, mücadele ediyor. Tamam eyvah, her şey var. Salak abi. Salak yani salak. Hani lisede vardır ya. Şey dersiniz. Bir tane ebeveyn gelir, çocuğunu hiç sevmez ama gelir, toplantıdır. Veli toplantısıdır. Der ya öğretmen. Ya çocuğunuz çok zeki ama çalışmıyor. Bu mu der hani ebeveyn? Çocuk da orada mal hareket. O tete işte. O tetenin küçüklüğü. Anelino. Ya Barış Alper Yılmaz'dan daha kötü nasıl oynayabiliyorsun ya sen? Defol git. Defol git yani bu takımdan. Harbiden defol git. Barış Alper Yılmaz santrafor ve sol kanat oynayabilen, sağ kanat oynayabilen, genellikle hücumun 3 bölgesinde de alternatif oynayan bir oyuncu ters ayaklı sol bek oynuyor, senden daha iyi oynuyor ya. Rezil utanmaz. Hiç mi utanman yok ya senin? Hiç mi utanman yok senin yani? Berbat abi. Kopenhag'ın bütün oyun planı şuydu. Abi topu alıyoruz. Sola yıkıyoruz. Galatasaray'ın sol tarafına. Bizim sağ tarafımıza, Galatasaray'ın sol tarafına yıkıyoruz. Ve hep oradan geldiler. Ha golü biz sağ kanattan yedik. O ayrı bir durum da. Boya tarafından yedik ama. Hep abi hep soldan geldiler ya. Ayrıca saçma sapan topları dikmeler. Muslera'nın. Ya kardeşim ben şunu anlamıyorum. Topu Icardi'ye. Ya Okan Buruk mesela şöyle bir taktik vermiş olabilir. Derdiniz ki arkadaşlar. Beraber kompakt oynuyoruz. Koşuyoruz. Adam adama markajı yapıyoruz. Pres yapıyoruz. Bulduğumuz topları Icardi ile buluşturuyoruz. Tamam mı? Bu nedir? Dönelim 2013 senesine. Fatih Terim. Ne der? Arkadaşlar 4-4-2 kompak oynuyoruz. Bir arada oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Saldırıyoruz. Selçuk kazandığın bütün topları Burak'ın önüne at. Mesela. Burak'la buluşturalım. Burak Yılmaz ne yapar? Tak savunma arkasına sarkar. Gol atar. Bitti gitti. Galatasaray'ın 2013'teki oyun planı buydu. Bu oyun planında Icardi'ye topu atın dediğin zaman ne? Amına koyayım kaleden topu atıyorsun. Şeye kadar. Icardi'ye. Icardi pivot santrafor mu kardeşim? Ne yapıyor? Cornelius mu lan bu? Weghorst mu bu? Charlotte mu? Vedat Muriç mi? Ya kaleden dikiyorsun 60-70 metre, Icardi topu indirsin. O oldu. Ya sizin Okan Hoca'dan anladığınız kafa yapısı bu mu yani? Topu Icardi ile buluşturun. Tamam o zaman biz bir bok yapmayalım. Topu vur, dikelim Icardi'nin üzerine. Ya bundan bunu mu anlıyorsunuz bu taktikten mesela? Ya o ne saçma sapan dikmelerdi ya? Gereksiz mi? Yapabileceğin iş belli kardeşim. Topu rakipteyken alanı daraltacaksın. Tık aldın mı topu? Bir anda kanatlarını genişleteceksin abi. Oyunu genişlettiğin takdirde tık 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 pas yapacaksın. Topu alamadıkları zaman geçmiş olsun. Ya Utkan boş ver. Twitter'daki gerizekalı insanlardan sana ne ya? Şimdi ben şeyi bilmiyorum abi. Şimdi chat'te çok şey söyleyeniniz var. Tete ile başlamak korkunç hata. Hakim Zihin ben fiziksel durumunu bilmiyorum abi. Ona ben bir şey diyemem. Hakim Zihin belki kondisyon testine girdi. Hakim Zihin ah ağrım var, mağrım var dedi. Dedi ki ben bu maça en fazla 45 dakika çıkabilirim. O zaman ne yapacaksın abi? O zaman da şunu yaparsın. Tete ile başlayayım. İkinci yarı Zihin'i alayım oyuna. Süper Lig'de ligler ne zaman başlar? Ya Süper Lig'de ligler ben hemen başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra başlar ligler.
Abi hakikaten Zaha'lara gerek yoktu. Bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hakikaten Kerem'i bozmaya gerek yoktu solda ya. Bakın arkadaşlar, benim hayatım boyunca bu benim kendi görüşüm. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ben her zaman şunu savunurum. Abi bir oyun yapısı tuttuysa, bir oyun planı tuttuysa, bir taktik tuttuysa kolay kolay ben onu bozmam. Yarın öbür gün Allah nasip eder bir futbol direktörü falan olursam veya bir başkan vekili olursam veya bir sportif direktör olursam da ben umarım tükürdüğümü yalamam ama benim yapacağım iş budur. Geçen sene bu takımın olayı neydi? Solda Kerem Aktürkoğlu oynardı. Daha playmaker. Türk. Türk dememin sebebi de şu. Kadro planlaması yaparken 3 Türk kuralı diye bir kural var. Bunu göz ardı edemezsin. Tamam mı? Bizim 3 Türk oynattığımız kadrodaki bölgeler sol stoper, sol bek ve sol kanat. Bunlar kimlerdi? Abdülkerim Bardakçı'ydı. Sol bekte Kazım Can veya Ada Kukbey'di. Sol kanatta da Kerem veya Barış'tı. Bizim 3 bölgemizin bunlar Türk bölgeleriydi. Ya sen sol beke gidiyorsun. Bu yani 3 Türk kuralında sol beke gidiyorsun. Anelino'yu alıyorsun. Sol kanada Zaha'yı alıyorsun ya. Ya neden? Güçlendirmen gerekenden başka bölgeler var. 10 numara ve 8 numara. Icardi'nin bonservisini alman gerekiyor. Raşitsa'nın bonservisini alman gerekiyor. Çok basit ya. Davinson transferi 10 numara 5 yıldız transfer. Ona bir şey söylemiyorum. Çünkü Victor Nelson'un ayrılma durumu var veya Victor Nelson'dan farklı oyuncu. Davinson. Victor Nelson daha sarkık oynayan, daha dar alanda oynayan bir savunmacı. Davinson topla beraber çıkabilen, senin savunma hattının orta sahaya kadar çıkarabilecek daha atletik bir stoper. Ya Davinson'u alıyorsun. Torreira'nın yanına 8 numara, iyi bir 8 numara Fred'i alsaydın. Tamam biliyorum limitler var. Limitlerden dolayı hem Szymanski hem Fred'i alamazdın. Alsan bile Icardi'yi de alamazdın bu sefer. Okey tamam. Ya ama Davinson'u aldıktan sonra Davinson, Fred, Szymanski, Icardi, ya bir de Raşitsa'yı çözseydin bitmişti ya. Bu kadar kadro değişikliğine gerek var mı gerçekten ya? Sağ kanatta Yunus Akgün kalsaydı abi yedek. Ya yedekten ya bizimkiler de şöyle bir kafa var abi. Taraftarda da şöyle bir kafa var. Ya yedekte bile yıldız oyuncu istiyor ya. Ya yedekte bile yıldız oyuncu istiyor abi. Ya dünyanın hangi yerinde yedekte yıldız oyuncu var ya? Berkan Kutlu'yu kötülersin. Ya yedekte kalsa şu an Kerem Demirbay'dan daha faydalı olur olmaz mıydı ya? Endombele'den daha faydalı olmaz mıydı ya? Ya lütfen Allah aşkına söylüyorum ya. Tamam biliyorum abi Berkan Kutlu aya ya Berkan Kutlu ayağı yok. Ya en azından koşu mücadele veriyor ya. Ya şu çocukları bir rahat bıraksalar, oynasalar performans alacaksın. Rahat bıraktığın zaman Berkan Kutlu, Sergio Oliveira abi Allah aşkına ikiliye bakar mısın ya? Sergio Berkan'la çıkıyorsun Kadıköy'deki maça. Top vermiyor ya bu orta saha. Ya bir yedekte Messi olmasına gerek yok abi. Böyle bir kadro planlaması yok ya. Bu kadar fazla yani şimdi Kazım Can'a musallat oluyorlar. İşte ya Kazım Can ya yerli yedek sol bek lan. Ya sen Emre Taşdemir'le oynuyordun ya. Bundan önce ya senin ilk 11'i Ömer Bayram'dı ya. Bir tane Angelino diye bir adam almışsın Ömer Bayram'dan ayrıca. Ya bu adama Caner Erkin diyorduk Ömer Bayram çıktı başımıza ya. Bir tane isabetli orta olmaz mı ya? Ya savunmada hadi kötüsün. Bak savunmada Angelino'ya hiçbir şey söylemem. Çünkü tam bir 3-5-2'nin kanat beki. Tam bir kanat bek. Ya kardeşim. Bari orta aç ya. Ya bir tane orta açamaz mısın isabetli ya? Ömer Bayram oldu başımıza ya adam. Ya yedekler. Ya sol tarafta Kerem ve Barış var. Sağ kanatta da giderdiğin Raşit sayılırdı. Yunus var. Hakim Ziyech'i yine alabilirdi. Bak Hakim Ziyech okazyondur. Zaniolo'yu yolladın. Bir 7 milyon geldi. Sen Zaniolo şey Ziyech'i hangi parayla aldın? Bir, sıfır para. İki, maaşı da onlar ödüyor. Ya belli bir kısmını.
Tamam. Dersin ki lan ben bir zar atayım. Ha, bu Araplara da gitmedi. Benim elimde de zaten Raşit Sa var. Fizik full. Hani oynuyor geçen seneden kalma. Tamam. Yunus da var. Okey. Benim iki tane kanadım var. Bir Hakim Ziyech'e zar atarım ben dersin. Çilektir o mesela. Geldiğimiz noktaya bak abi. Forvet arkasında Mertens. Ya Mata gitti. Bak Mata gitti. Mertens bir yıl daha yaşlandı. Ofansif orta saha transfer yok ya. Oraya da bir tane adam alacaktın abi. Şimanski ya da baş daha uygun fiyatlısını. Birini bul abi. Bul ya. Baturina pahalı arkadaşlar. Yani 9 milyon euroya Şimanski alamayan takım 13-14 milyon euroya Baturina'yı alamaz. Ondan dolayı da söylüyorum. Ama birini bulurdun yani. Ben onun için Rıdvan dedim abi sol beki. Sol beki Rıdvan dememin sebebi Rıdvan'a aşık değilim abi ben. Türk idare edebilecek kurallara uygun. Bu yani. Bundan bahsediyorum ya. Solda Kerem ve Barış var zaten. Biri formsuzsa diğeri oynar. Ama bir tane iyi pres futboluna uygun. Mertens gibi bir katkı verebilecek. Mertens'in iki kadri, Mertens büyük bir figür. İki katkı verebilecek. Arada Mertens oynayacak, arada o oynayacak. On numarasında böyle Galatasaray'ın. 8 numarada bir tane Fred gibi bir baba olacak. Torreira'la beraber. Yedekte bir tane Berkan. Hani ayağı yok ama iyi koşar, mücadele eder. Fred İsmail'le oynuyor. İsmail'le Berkan Kutlu hemen hemen aynı profil adamlar abi. Oynardı. Annenin o transferi. Bomboş transfer. Evander, evet Evander olabilirdi, doğru. Yine buna rağmen çok buna hakikaten yine buna rağmen Okan Hoca yine gittik üçüncü olduk. Bakın arkadaşlar şöyle yorumlayabilirsiniz. Gruptan çıkamadık, doğru. Şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bu kadar eleştiriden sonra şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki Breivik'i alacak da düşünmüyorum. Salih'e giderler. Türklere yöneldiler arkadaşlar. Yabancı almazlar. Yabancı alacaklarını ben düşünmüyorum. Bütün onlara rağmen Manchester United'ın sonuncu olduğu bir grupta UEFA'ya gitti. Burada önemli olan şey şu. Bir, artık gruplar bitti. Ben grupla alakalı yorumumu şöyle yaparım. 10 numara Türk yok oğlum. 10 numara Türk olmaz ki. Burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu grupla alakalı en sonki yorum şu. 1. Ben 2013 yılından sonra ilk defa bir gururla bir takımı takip ettim Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray olarak söylüyorum bunu. 2013'ten sonra da ikinci Türkiye'de. Ne kadar kötüyüz değil mi? O da Beşiktaş. O Şenol Güneş'in namağlup çıktığı gruptan namağlup çıktığı dönem. Komple 2013'ten sonra komple Türk takımı olarak bakarsan 2. Galatasaray bazından bakarsan bir tane. İlk defa fizik olarak yıkılmadık. Makas açıldı demedik. Onlar inanılmaz fizikleri var. Bizim o kadar fiziğimiz yok demedik. Okan Buruk bütün Şampiyonlar Ligi ön elemesinden geldik, Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Tamam mı? Ön elemeden girdik bu işe. Bir kere bile şunu hissetmedik. Abi bizi fizikle dövüyorlar. Demedik bunu. Tempo ise tempoyla karşılık verdik. Bu beni mutlu eden olaylar. İyi, hakeme girmeyeceğim hiç. Ona zaten söyleyeceklerimi söyledim. Hakem mevzusunu söyledim. Ona söyledim. Bayern Münih maçından puan alamadık. Bayern Münih maçından alamadığımız puan bile o performansı bize izlettirdikleri için de müteşekkirim. Manchester United'dan toplam 4 puan aldık. Şey gireceğim, Viper. Onları konuşacağım. Manchester United'dan toplam 4 puan aldık. Kopenhag'dan sadece 1 puan alabildik. O ayrı bir durum ama Manchester United'dan da gittik. 4 puan aldık. Fizikse fizik.
Oyun planıysa oyun planı. Korakor mücadelesi korakor mücadele. Elimizden geleni yaptık abi. Elimizden gelen de maksimum bu kadardır. Burası Şampiyonlar Ligi. Sen burada hazır olmayan oyunculara alırsan, sen burada Kaan Ayhan'ı orta saha oynatmak zorunda kalırsan, hocaya kızmıyorum burada. Hoca yine gittik bir şeyler buldu yani. Maksimum 3. olursun abi. Bundan önceki dönemlerde averaj manyağı oluyorduk. Ya burada herkes ne diyordu abi? Abi ne yapacağız şimdi ya falan filan derken. Veya Fenerlileri ve Beşiktaşlılar averaj manyağı olursunuz derken. 3. olduk son maçta artık. Bu maçta kazanabilir çıkıyordu gruptan. Tabii erken faktörünü hiçbir zaman unutmayacağım ama. Sonuçta gittik. 3. olduk ve UEFA'ya düştük. Onun için ben yine de ne olursa olsun takımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. 3. olur. Ben şunu söylemiyorum UEFA'ya düştüğümüz zaman. Abi bu takım UEFA'da ne yapacak ya demiyorum. Ben bu takıma bunu söylemiyorum. Bu takım UEFA'ya düştüğü zaman da çatır çatır topla oynayacaktır. Verdikleri katkılardan, verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim bazı oyuncular hariç. Ezmedik, ezilmedik. Ezemedik, ya ezemezsin abi Hamza. Yani şimdi karşında Manchester United var abi. Yani futbol bilmeyen, IQ'suz insanlar der ki tarihin en kötü Manchester United falan. Ne alakası var lan? 6. sırada Big Six takımlarından bir tanesi Premier Ligi. Bir de Premier Ligi'ni yani. Bu bir. İkincisi karşında Bayern Münih var abi. Bayern Münih Manchester United'ın olduğu Kopenhag'ın bu kadar güçlendiği, güçlü olduğu yerde de ezemezsin abi. Bir de bak şunu düşün, bak şunu düşün. Kim eziyor abi mesela? Şampiyonlar Ligi şeyinde, turnuvasında kim kimi eziyor mesela? Ya geçen beraber gördük işte ya. Bana göre Avrupa futbolunun en formda takımlarından bir tanesi Inter. Bir rotasyonla çıktı, gitti Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Doğru mu? Barcelona kime kaybetti? Barcelona Shakhtar'a kaybetti mi? Barcelona bir tane Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma kaybetti. Kaybetti mi daha doğrusu? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Değil mi? Shakhtar'a kaybetti. Savaş olan takıma kaybetti ya koskoca Barcelona. Burası Şampiyonlar Ligi abi. Burada o işler böyle. Burada önemli olan ezmek değil, ezilmemek. Ama burası böyle. Ben yine de hocanın yardımcıları, İrfan Hoca da diğerine de tebrik ediyorum. Tamam, onları gerçekten tebrik ediyorum. Bu serüvende azdan veya çoka kadar mücadelesini veren bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Ama sezon başında düğmeyi yanlış ilikledik. Bu hatadan vazgeçsinler. Taraftar da ilk 11 oyuncularına, bak taraftar da kaç milyon euro maaş alan oyunculara 1. İlk 11 oyuncularına 2. Rotasyon oyuncularına 3. Ve yedek oyuncularına 4. Bunlara bulundukları statüye göre eleştirmesini yapsınlar. Ya Zaha 4 milyon euro'nun aldığı yerde Kerem Aktürkoğlu 900 bin euro alıyorsa, sen bu Kerem Aktürkoğlu'nu zorunluluktan ofansif orta sahada oynatıyorsan ve Kerem orada golü kaçırabilir, topu tavana vurabilir, Zaha hiçbir şey yapmıyorsa ben Zaha'yı eleştiririm abi. Kusura bakmasınlar. 4 milyon euro maaş alıyorsun. Ben seni eleştiririm. Kazımcan'ı eleştirmem abi. Anelino'yu eleştiririm. Kazımcan çünkü Anelino'nun yedeği. Ben yedek oyuncu. Ama Anelino ilk 11 oyuncusu. Anelino 2,5 milyon euro maaş alıyor. Bunu eleştiririm. Kusura bakmasınlar. Bu işler böyle. Galatasaray'ın paylaşımlarına bir bakalım. Çok bir paylaşım yok zaten. Ya normal.
Maç sonucu Kopenhag 1 Galatasaray 0. Bak mesela bak görüyorsun bak. Ah, yorumlar belli bak. Ha. Kimse kusura bakmasın şimdi Kerem'e sövmek için kendimi zor tutuyorum. Kerem'in bu takımda sövmek beni de full 90 dakika mı çıkarır abi kötü oyunu valla. Ya işte. Ya Icardi sıçar. Zaha sıçar. Yine konu Kerem'e geliyor ya. Ahraz Saraylı abi bak. Yani ben kendi taraftarım bu kadar futbol anlamayan taraftar grubu görmedim ya. Yolumuz Avrupa Ligi'ne devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gösterdiğiniz mücadele için tebrikler takım. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun dışında SofaScore'a bir gelelim artık. Nasıl açacağım şimdi bunu? Dur. Bunu hemen de ekrana vereyim. Bu arada şeyleri göremiyorum. Bu yorumlar ve değerlendirmeler bittikten sonra takiplere bakacağım. Ya Kerem Aktürkoğlu'na laf söylüyor. Bak hakikaten kriz geçirmek üzereyim. Yani abicim Wilfred Zaha'nın 4 milyon euro maaş aldığı yerde 6.2 puan aldığı yerde Tete'nin sıçtığı yerde Kerem zorunluluktan ofansif orta saha oynadığı yerde 7.6 ile bitiriyorsa bir tane pozisyona out attı. Bekodum'un o zaman Zaha'yı yani Zaha'nın hiç yapamadığı şeyleri ne yapacağız abi? Zaha kaçırmadı mı ya? Icardi'nin önüne bıraktığı vurduğunu savunmadan dönen bir sürü pozisyon var. Ayrıca çalım desen yok. Ya hiçbir şey yapamıyor ya bu adam. Savunma katkısı desen yok, hiçbir şey yok. Ya Kerem'in 7.6 aldığı yerde Zaha 6.2 alıyor. Kimse Zaha'ya laf söylemiyor. Yine Kerem suçlu oluyor. Yine Kerem suçlu oluyor. Bıktım artık ya. Vallahi billahi bıktım ya. Ha gelelim şimdi şeye yayının şey konusuna. Ben size ne dedim şeyde takımın genel performansını beğendim. Mücadelesini gerçekten beğendim. O ama bir üretkenlik problemi vardı dedim değil mi? Üretkenlik problemi var. Şimdi arkadaşlar bakın. Rakibin en iyi oyuncusu Kevin Dix ve Vavro. Takımın bak bu burada turu atlayan takım Kopenhag iki tane savunmacısı en iyi. Şimdi iki tane takımın en iyisi iki tane savunmacıysa bir kere Icardi'nin etkinliğini bir dağılma olabilir. Çünkü bunları iki oyuncu alıyor Icardi aralarında markaj ediyor. Yine de Icardi bu markajdan kurtulması zor bir şeydir. Kerem Aktürkoğlu zaten zorunlu 10 numara oynuyor. Bu çocuğu oynatıyorlar. Neden zorunlu oynatılıyorlar? Çünkü Mertens'i de koyarsan, efendime söyleyeyim Ziye'yi de forvet arkasına koyarsan, Kerem Demirbay'ı da ne bileyim forvet arkasına koyarsan, ortada bir olay var. Ortadaki olay koşu mesafesi. Ortadaki olay fizikle pres yapabilmek, fizikle o şeyi delebilmek. Kerem Aktürkoğlu delebiliyor sadece. Bir tek olay o. Kerem neden ofansif orta sahada oynuyor? Çünkü bu fiziksel mücadeleye karşı, bu tempoya karşılık verebilen tek oyuncu Kerem çünkü. Mertens 40 yaşına geldi artık 37 yaşında ya. En fazla 60'tan sonra oyuna girecek abi. Ne yapacaksın? Kopenhag deplasmanı 90 dakika Mertens'i mi oynayacaksın? Hakim Ziyech'e hiç oynayamayacağı yer yani. Gördük oynayamadığını. Hakim Ziyech'in yaptığı şey topu ayağına istiyorsa ona çekiyor. Ceza sahasına güdümlü füze yolluyor bu yani. Forvet arkası oynayamaz. Ayrıca Ziyech'i mi koşturacaksın? Kerem'i koşturacaksın. Kerem bundan dolayı forvet arkası oynuyor. Zorunlu ama Kerem'in de yaratıcılık beklemeyeceksin abi. Ya bu adam Sergio Oliveira değil, bu adam Mertens değil, bu adam Xavi değil, Iniesta değil, bu adam kanat ya. Ya sen Pedro'yu, mesela Barcelona, Prime Barcelona'daki Pedro'yu orta sahaya çekip Busquets'in oynattığı gibi oynatabilir misin abi? Oynatamazsın yani. Etkisizlik nereden geliyor? Tete ve Zaha. Ya burada sorumluluk alması gereken, burada ileride bir şeyler yapması gereken iki tane adam bunlar abi. Topu ayağına aldığında veya topsuz veya toplu bir şey yapabilecek olan iki tane adamlar bunlar yani. Sen bu adamlar patlarsa hücumda hiçbir varlık gösteremezsin. 90 dakika boyunca sadece mücadele ettik deriz.
Yani çok iyi mücadele ettik. Deplasman Kopenhag, Danimarka soğuk iklim. Çok iyi mücadele ettik ama olmadı ya falan filan deriz. Neden? Ha, bu ikisinden dolayı. Bu ikisi performansını 7.1 7.2 yerlere çıkarabilseydi zaten geçerdik abi. Ona rağmen en son pozisyonda Bakan Bulağı falan oraya girdi. Son dakikada bir karambol oldu. Orada gol atsa yine 1-1 abi. Ona rağmen 1-1 ya. Ya maçta Aşuri 7.5 almış. Senin Kerem 7.6 almışsan Kerem'e söylüyorsun abi. Muhammed El Yunusi hayvan gibi top oynadı ya. Muhammed El Yunusi'nin 7.2 oynadığı yerde Kerem 7.6 oynamış. Sen hala Kerem'e söylüyorsunuz ya. Ya bıktım kardeşim, ne bu Kerem nefreti ya? Çok net maçı etki eden bu iki stoperdi. Bambaşka bir performans ortaya koydu abi. İnanılmaz. Bu iki stopere bayıldım yani. Bayıldım. Ayrıca Rasmus, Lerager çok değil de bak. Pardon, Larus ve Lerager, bak şu ikisi tamam ve öndeki bu üçlü. Abi bir pas yaptılar. Ben izlerken nevrim döndü. Böyle bir takım görmedim. Harbiden inanılmaz oynadılar. Tebrik ediyorum ayrıca yani rakibini de. Oyuna girenler Dries Mertens bir şeyler yaptı. Ziyech iyiydi. Katkı verdi. Barış Alper, Anelino eşeğinden daha iyi oynadı. Belki burada 6.7, burada 6.9 Anelino'yu daha yüksek gösterebilirler ama çok net Barış Alper Anelino eşeğinden daha iyi oynadı. Çok net yani. Oliveira bir şeyler yapmaya çalıştı ama sana 78'de oyuna girdi. Yani. Zaha yerine Cedric Bakambu girdi. Fırsatları buldu, atamadı. Bu sefer Cedric Bakambu'ya fırsat da geldi. Olmadı. Kafayla vurdu, avuta gitti. Vurdu, yanağlar oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı yani. Bazen de olmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Icardi'nin de toparlanması. Icardi ile hakkında konuşayım. Çok kötü abi. Geçen seki Icardi ile alakası bile yok. Acil toparlanması lazım. Diyeti mi başlıyor? Antrenmanları mı başlıyor? Oynamasın abi. Oynamak zorunda mı ya? Yedeğe çekilsin, kendi kendisi yapsın yani. Bir şeyler yapsın yani. Abi senin ilk 11 ne olurdu bugün? Ya bu hemen bu ilk 11'i çıkardım. Bu ilk 11'de bir problem yok. Ya ne diyeceksin? Barış Alper'i ilk 11'de mi süreceksin sol beke? Süremezsin abi, böyle bir şey yok yani. Anelino'ya çıkacaksın tabii. Ya bu kadroda bir problem yok. İşte yine Kaan ve Torreira oynuyor. İşte Zaha'yı oynatıyorsun çünkü Zaha'nın bu kadar kötü performans beklemiyorsun abi Zaha'dan. Ziyech'in bir tek orada bir Ziyech problemi var. Abi Ziyech'in şeyini bilmiyorum ki ben. Orada konuşmuşlardır. Yener İnce gelmişti, demişti ki ya hoca Hakim Ziyeh ağrıları zaten vardı biliyorsun. Valla bu oyuncunun kaldırabileceği maksimum süre 45 dakika. İstersen ilk yarıda ilk 11 ile başla. Ziyeh ikinci yarı oyundan al. Ya da ikinci yarı başka birisiyle oyuna gir, ikinci yarı bunu al oyna demiştir. O da demişti ki ya tam ben TT ile başlayayım, koşu mücadele ediyor falan filan tutayım burada. Sonra baktık 45 dakika falan mücadele, o tempoya karşılık verebildik. Tık hemen CT'yi çıkarır. Ziye'yi alırım oyuna. Bir şeyler yaparız demiştim. Bilmiyorum abi. Onun dışında Icardi oynaması normal. Kerem'in oynaması normal. O tempoya karşılık vermen lazım. Onun dışında Zaha'dan bir şey bekliyorsun. Kaan Torreira normal. Anelino normal. Davinson oynatıyorsun. Abdülkerim Davinson oynatıyorsun. Normal. Boey, Muslera. Bunların hepsi normal abi. Çıkabilecek normal bir kadroyla çıktı zaten. Okan Buruk. Kerem değil, Zaha 10 numara oynasaydı ya da orada Sergio olup 8 oynasa nasıl olurdu? Abi şimdi Sergio oynamaz. Sergio artık çünkü 8'liği de kalmadı. Şimdi Sergio daha çok regista oynayabilecek bir adam. 6 derin 6 gibi oynayabilecek. Şimdi Kaan da var, Torreira da var, Sergio da var. Patlarsın abi. Yani şey dönersin bir saatten sonra. Mehmet Topal, Josef Ozan, Tufan'a dönersin. O patlar, o orta saha ileriye gidemez. Zaha 10 numarada oynayabilir mi? Ya Kerem bile oynayamıyor. Pır pır hareketli, topu aldığı zaman taklit. Zaha hiç oynayamaz abi. Zaha'nın bütün alameti harikası çizgi yasacak kendini. Ya topu geldiğini topla beraber patlayıcı özelliğe gidecek ya da savunma arkasına biri satacak, hızıyla kâr edecek abi.
Hiç alakası olmayan adam. Ayrıca Hakim Ziyeh olabilirdi diyoruz ama Hakim Ziyeh'tir denedik abi ofansif orta sahada. Olmadı yani. Olmadı yani. Ziyeh'ten 10 numara olmadı. Zaha'yı kanatta oynattı Okan Hoca. Ziyeh'i şey yaptı. Olmadı yani. Peki bir anda yeni maçlar 3-5-2. Abi 3-5-2 bak arkadaşlar 3-5-2 öyle hemen oynatamazsınız. Üçlü savunma zaten çok zor bir şey. Üçlü savunma için en az 5 ay, 5 ay taktik antrenman yapman lazım. Zor şeyler abi. Öyle yapamazsın yani. Şimdi arkadaşlar ben YouTube'dakileri için kapatıyorum. YouTube'dan izleyenler beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Biz Twitch chat ile sohbet edeceğiz şimdi.